Manşete hoş geldiniz. Türkiye afetlerden, felaketlerden başını kaldıramıyor. Depremler arka arkaya yaşanıyor. Yeni Bolu sallandı. Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu. Ve esasen doğa olayları, deprem, sel, birer doğa olayı. Fakat plansız yerleşim, zemin etüdü yapılmadan, doğru zemine mahalleler, şehirler kurulmadan bir yaşam tesis edildiği için insanların ölümüne ve büyük kayıplara yol açıyor. Türkiye'de yaşanan bu. Diğer yönüyle de esasen sistemin nasıl tıkandığı ve bir sistemin sonucu olarak tek adam rejiminin, tek parti rejiminin özellikle 2017'den bu tarafa tesis edilen rejimin bir sonucu olarak bu rejime bağlı kayıpları da görüyoruz. Öyle ki tam anlamıyla bürokratik bir devlet oldu. Ve üstüne karşı sorumlu olan insanlar o bu insanların tabanla irtibatı koptu ve sağlıklı bir bilgi akışı yapılamadığı gibi bu tür felaketlerde koordine olup olaya müdahale etmek de mümkün olmuyor. Esasen sistemin özellikle 2017'den beri kurulan ve hala işletilmeye çalışılan sistemin bir sonucu. Bu afet ve felaketlerde yaşanan büyük yıkım. Eğer bu sistem çevrilemezse, bu sistem döndürülemezse, bu sistemden çıkılmazsa çok daha büyükleri yaşanacak. Sosyal afetler, sosyal yıkım, ekonomik yıkım peşi sıra gelecek. Onun için seçimden sonra evet her şey bitmiyor ama sistemin de bir an evvel denge, denetim, hesap verilebilirlik, aklınıza gelen hukuk, demokrasi hemen her standardıyla yeniden eskisinden daha güçlü tesis edilmesi, dizayn edilmesi gerekiyor süratle. Yoksa seçim her şeyi çözecek, bitirecek değil. Şanlıurfa'daki sel felaketine bakalım. Adıyaman'a da etkiledi ama asıl e, dehşet verici fotoğraflar ve görüntüler oradan geldi. Hürriyet gazetesinden kestiğim fotoğrafları getireceğim. İşte mahsur kalanlar böyle kurtarıldı falan diyor ama askerler dikkatini dikkat çekiyor bu fotoğraflarda. Mesela bir diğeri seyyar köprü kuruldu diyor ve o seyyar köprüden bir çocuğu geçiriyor gene bir asker. Yine jandarmalar kurtarılan çocukları kucaklarında böyle taşıdı diyor. Yani asker depremde Olaya müdahale edemeyen asker kışlasında bekleyen asker belli ki sel, selde oradan çıkarılan dersle orada gösterilen tepkiden sonra bu defa çıkmış ve bu defa e, kurtarma çalışmalarına katılmış. Son rakamlar 17 ölümden 5 kayıptan bahsediyor büyük bir felaket ve bu fotoğraflar askerin sahada olduğunu gösteriyor. Bunda endişe edecek bir şey var mı? Asker, Mehmetçik her neyse yardım faaliyetlerine koştuğunda, oraya seyyar köprü kurduğunda, insanları kurtardığında, şu çocuğu kucaklayıp çıkardığında darbe mi yapıyor? Hayır ama işte böyle bir paranoyanın sonucu olarak depremde müdahale ettirilmedi. Sonra da diyor ki, bütün bu kayıpların bu kadar çok olmasının sebebi, Türkiye'nin depremin ve selin altında kalmasının sebebi, On binlerce insanın yitip gitmesinin sebebi deprem bölgesini yaşanabilir hale getirdik diyor. Hani bunu bir iki sene sonra söylersin bir şeyler yaptıktan sonra da yani hala orada kaldırılmamış enkaz var. Devletin verdiği resmi rakam enkazın yüzde yirmisi ancak kaldırılabilmiş. O da eğer inanıyorsanız devletin resmi rakamı. Nasıl yaşanabilir bir hale geliyorsa bakın iş bilmezlik bu. İşte bu gene tek adam rejiminin sorumluluğu sonucu bürokratik otokrat bir devlet kurdular. Dicle Nehri kıyısına kurulan çadır kente uzmanlar karşı çıkmış ve buna rağmen kurmuşlar bu çadır kenti. Ve o çadır kent sular altında kaldı. Tarlaya, hastane, dereye, otoyol. Yaparsam böyle oluyor. Bunlar hep sistemin sonucu. Üç ay önce açılışı yapılan kavşak su altında kaldı. Öyle. Sonra çok çarpıcı bir fotoğraf Urfa'dan. Yani burada insanlar yaşıyor ayrı bir konu ve işte dere yatağına yapılan evler, yollar işte böyle bir sonuç veriyor. Bir yönüyle de bakıyorsun yani, yani seli kaldırın çok insanca bir yaşam değil yani. Çok insanca bir yaşam değil. İnsanlar daha iyisini hak ediyorlar. Çok çarpıcı bir kare. Millete hizmet, ustalık ister. Aşağıda da sel. Bu, bu ve buna benzer kareler depremde de tespit edilmişti ama çarpıcı. Günün, afetin fotoğrafı. Esasen afet bu. Ustalık dönemi deyip her şeye çöken ve her şeyi kitleyen sistem. Yani ülkenin başındaki Milletin başındaki en büyük afet bu esasen. Bu da onun memurlarından biri. Fotoğrafını gösterseniz kimse tanımaz. Böyle de bir şey işte böyle memurlar kabinesi. Tarım Orman Bakanı'ymış. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu diyor. Baraj seviyesindeki suyun artmasıyla falan mutlu oluyor. Yani. Biraz daha Fotoğrafını tutayım da içinizden geleni söyleyin. Gerekirse ekrana tükürebilirsiniz. Neyse dönelim. İki aday netleşti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu neden netleşti? Çünkü yasaya göre Cumhurbaşkanı aday olabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan bir partinin size aday göstermesi gerekiyor. En kolay aday olma yöntemi bu. Öteki türlü 100 bin imza toplamanız gerekiyor ve onu yapmaya çalışıyor şu anda diğer adaylar. Cumhur İttifakı'nda ve Millet İttifakı'nda her iki parti grubu da AKP grubu da CHP grubu da ortak karar alarak AKP grubu Erdoğan'ı, CHP grubu Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterme kararı aldı ve muhtemelen pazartesi salı günü bu iş bitecek. Haliyle şu anda iki aday netleşmiş görülüyor. Kesinleşmese de netleşmiş görülüyor. Kesinleşmesi ancak Yüksek Seçim Kurulu kararıyla olacak. İşte orada bakılacak. Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın 3. dönemine onay verecek mi, vermeyecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı kesin de. O zaten ilk dönem için aday oluyor. Diploması falan da var, problem yok. Ama Erdoğan açısından Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karar belirleyici olacak. İki aday netleşti diyebiliriz. Orada Emek Özgürlük İttifakı'nda bayağı bir polemik oldu. HDP ile TIP arasında bir anlaşmazlık söz konusuydu ama sonuç bildirgesinde seçime ittifak olarak girme kararı alınmış ama liste anlaşmazlığı işte belli bölgelerde farklı listeler veya farklı parti çatısı altında seçime girileceği biçiminde filan belli ki kararlaştırılmış. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de ortak tutum en kısa zamanda duyurulacak deniyor ama gerek HDP'den gerekse tipten yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu isim verilerek veya verilmeyerek destekleneceği söylenmişti. Orada HDP'nin e, Kılıçdaroğlu'yla randevusu ertelendi yoğunluktan dolayı ama başka bir neden olabilir. E, kulisler e, muhakkak doğrusunu bulacaktır ama birkaç gün içinde bir araya geleceklerdi hafta sonu ama e, ertelenmiş. Muhtemelen haftaya bir araya gelirler. Belki de bununla da ilgili olabilir. Orada Erdoğan dışarıda umduğunu bulamıyor veya bir takım e, konularda atraksiyon yapacak. Ee, o konuda maalesef e, şey yapamıyor. Yani istediği sonuçları alamıyor. Bunlardan biri de e, PKK gene bağlı olarak işte Abdullah Öcalan oradan alınacak bir mesaj falan gibi şeylerdi. 10 Şubat'ta PKK tek taraflı ateşkes ilan etti ve kara yılan e, kara yılanın tutumu 14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil sistem seçilecektir filan ifadeleri e, havuzu rahatsız etmiş görülüyor. Sabahta Sabahtan kestim bu haberi. Kara yılandan altılı masaya bir destek daha. Esasen burada ya biz senden umutluyduk yapma bunu falan gibi bir şey var. Serzeniş var. Ee, PKK'nın kara yılanın bu tutumu belli ki Erdoğan'ı ve sabahı mutsuz etmiş. Sadece bu değil. Esat e, Rusya'daydı ve Erdoğan da Esat'la görüşebileceğini hatta dörtlü bir zirve falan olabileceğini falan umuyordu. Fakat güvenilen dağlara kar yağdı. Türk askeri birliklerinin tamamen Suriye sınırlarından çekilmesini şart koştu. Başka şartları da var ama ana şart bu. Yine Rusya, Türkiye ve Türkiye, İran ve Suriye dörtlü Dışişleri Bakanları zirvesi de Moskova'da planlanıyordu. O da ertelendi. Haliyle Erdoğan. Erdoğan'a bu büyük bir gol. Ben söylemiyorum. Kerim Has söylüyor. Diyor ki savaş başladığından bu yana Esad'ın Erdoğan'a attığı en büyük gol bu oldu. Erdoğan'la görüşmeyi reddetti. Çok istediği Erdoğan'ın Moskova'daki dörtlü zirve ertelendi. Evet. Erdoğan bir anlamda bu diplomatik çabalarla da bir sonuç alabilirim. Verdiği fotoğrafla da işte vereceği fotoğrafla da bir yere yürüyebilirim. İşte bölgede Liderliğimi perçinleyebilir veya vazgeçilmez biri olduğumu falan gösterebilirim diyordu. O açıdan e, güvendiği dağlara kar yağdı bir anlamda. O arada tabii çok enteresan gelişmeler oluyor. Ben burada birkaç cümleyle değineceğim ama emin olun Türkiye gelişmeleri kadar takip ettiğim bir gelişme bu. Avustralya, Amerika ve İngiltere, Biden'ın Kaliforniya'da, e, San Diego'da daha doğrusu... E, başkanlığında bir araya geldiler ve üç ülke yüksek teknolojili yeni bir filo oluşturmak için birlikte hareket etme kararı aldılar ve bu Çin'e karşı bir hamle ve özellikle Çin'in Pasifik'teki ağırlığını kırmaya dönük bir hamle. Avustralya'nın orada olmasının nedeni de o. Avustralya Fransa ile denizaltı anlaşmasını bu uğurda bozdu ve Fransa'yı sinirlendirdi. Dünyanın en büyük ordusu ve donanmasına sahip Çin Pasifik bölgesinin batısına kıstırılmış gibi hissettiğini söylüyor. Evet Çin liderliği böyle düşünüyor Pasifik bölgesinin batısına kıstırılmış gibi Ama orada bir başka, ...gelişme daha oldu. İran ve Suudi Arabistan... 7 yıl aradan sonra... ...diplomatik ilişki kurdular. Suud Maliye Bakanı... ...Riyad'la Tahran arasında... ...anlaşmanın ardından ülkesinin... ...İran'da yatırımlarının hızla gerçekleşebileceğini... ...söylüyor. Bu anlaşma da Çin sayesinde oldu. Yani bölgede... ...dünyada acayip bloklaşmalar var... ...ve bir yönüyle... ...özellikle bu Akus... ...veya Okus... ...zirvesini, paktını... ...önemsiyorum bir soğuk savaş başladı. Ama bu 1950'lerdeki 60'lardaki gibi değil. Farklı bir evreye girildi. Bir tarafta işte Çin, Rusya, İran, Suudi Arabistan birleşmeleri, bir araya gelmeleri. Öbür tarafta da Amerika'nın öncülüğünde ayrı bir bloklaşma ve elbette Ukrayna Savaşı da bu işin tam göbeğinde duruyor. Avrupa Birliği de bu gelişmelerde şu anda Amerika ile birlikte hareket ediyor. Bakalım zaman ne gösterecek ama son derece sıcak bir döneme girdik ve bu dönemin 10 yıl kadar sürmesi bekleniyor. Evet bu dönemin 10 yıl kadar sürmesi gerekiyor. Bekleniyor bir tür soğuk savaş. Erdoğan'a büyük gol derken bunu da bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. İşte bu şekillenmede Türkiye nasıl pozisyonlanacak? Türkiye Erdoğan'la mı pozisyonlanacak yoksa Erdoğan'dan sonraki yeni siyasi şekillenmeyle mi pozisyonlanacak? Bu da son derece belirleyici olacak. Türkiye'nin 14 Mayıs'ta vereceği kararda. Herkese iyi hafta sonları. Yeni haftaya yeni bilgilerle, kulislerle tekrar bir arada olmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.